sahbihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, İslam tarihinin ilk gününden son gününe kadar yolumuzu aydınlatan bir sürü alimimiz, önderimiz, rehberimiz var elhamdülillah. Risaletin davası öyle bereketli bir dava ki, o davayı Allah hiçbir zaman muallimsiz bırakmamıştır. İlk insan olan, Ebu'l-Beşer olan Adem bir muallimdi. Onunla başladı. Son peygamber olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadislerinde bize kendisini anlatırken, ben muallim olarak gönderildim diyor. Kendi görevinin de aynen ilk peygamber, ilk insan Adem'le aynı olduğunu bize beyan saadetinde söylüyor. Ondan sonraki süreçte de biz peygamberlerin varisleri olan alimlerden de bunu görüyoruz ki bu iş rehbersiz, bu iş örneksiz, bu iş muallimsiz olmayacak. Ve ilk günden bugüne kadar hep aynı çizginin devamını sağlamaya çalışan o güzide davanın mensupları bugüne kadar ola gelmiş. Son güne kadar da olmaya devam edecek. Onlardan bazılarına Allah çok farklı ikramlar vermiştir. Bir bakıyorsunuz, öyle bir noktaya getirmiştir ki onları, bundan 500 sene önce, 600 sene önce, 1000 sene önce söyledikleri bir sözü, ortaya koydukları bir uygulamayı, miras bıraktıkları bir kitabı kıyamete kadar o yolda yürümeye çalışanların önüne bir rahmet olarak sermiş. Bu bizler için bir rahmet olduğu gibi o kitapların, o eserlerin, o mirasın sahipleri için de büyük bir rahmettir. Neden herkese nasip olmamış da binlerin içerisinden bazıları o makama gelmiş? Elbette ki bunun anlaşılması lazım. Biz biliyoruz ki tabiinden sonraki nesilde binlerce alimimiz vardı. Ama o alimler içerisinden 4 taneyi Allah seçti, bu ümmete örnek olarak, otorite olarak takdim etti. Bunlardan öğrenin dedi, bunların dediklerini yapın dedi ve şu ana kadar da biz onların dediklerini yapmaya çalışıyoruz. İşte o büyüklerden bir tanesine bugün konuk olacağız inşallah. Hatırlarsanız geçen dersimizde biz İmam Malik dedik, bu dersimizde de biz İmam Ebu Hanife diyeceğiz. Aslında sıralamaya dikkat etseydik, İmam Ebu Hanife'yi İmam Malik'in önüne almamız lazımdı. Çünkü İmam Malik'in doğum tarihi Hicri 93, vefat tarihi 179, miladi 712-795. İmam Ebu Hanife ise İmam Malik'ten 13 sene önce doğmuş ve ondan 29 sene önce de vefat etmiş. Yani hicri olarak doğumu 80, vefatı 150, miladi 699-767. Peki neden biz İmam Malik'i İmam Ebu Hanife'nin önüne aldık? Onun bir gerekçesi vardı. Geçen derse katılan kardeşler hatırlayacaklar onu. İmam Malik Medine'nin imamıydı. Hicret yurdunun imamıydı. Bizlerin imamları içerisinde de Medine imamları her daim diğer imamlara göre farklı bir konumdadır. Çünkü Medine peygamberin şehridir. Peygamberin şehrindeki uygulama, peygamberin şehrindeki söz diğer yerlere göre daha tesirlidir. Diğer yerlere göre daha sıhhatlidir. Diğer yerlere göre daha tercihe şayandır. Hal böyle olunca biz de bu kaideye binaen İmam Malik'i İmam Ebu Hanife'nin önüne almıştık. Bugün de İmam Ebu Hanife
deyip ona konuk olacağız, onu anlamaya çalışacağız. Ancak şunu söyleyeyim, şu anda yoğun bir zihni baskı altındayım. Neyi anlatayım, neyi anlatmayayım diye epey de zorlandım. Çünkü İmam Ebu Hanife'yi bir derste anlatmak mümkün değil. Neyi ne anlatayım mesela bir derste? Sadece tarihi seyrini anlatsak, öyle bir bereketli ömür var ki o 70 yıllık hayatında hicri olarak konuşursak, bir sürü şeyi nazara vermemiz lazım ki tam anlamıyla anlayabilirim. İmam Ebu Hanife'nin fikriyatını anlamaya çalışsak, bu hiç bir derse sığacak bir konu değil. Biz kelami görüşlerini mi, fıkhi görüşlerini mi, itikadi görüşlerini mi, ameli anlamda ortaya koyduklarını mı, neyi konuşsak, hadise yaklaşım mı, hadisleri değerlendirişini mi, neyi konuşsak kesinlikle bir derse sıkıştıracak gibi değil. Onun menakıbından bahsetsek, yani ibadet hayatından bahsetsek, hatta ve hatta siyasetinden bahsetsek, belki biraz siyasetinden bahsedeceğiz, yine bir derslik bir mesele değil. Onun için bugünkü yapacağımız bu dersi sadece onun hayatına yaklaşma adına bir ön ayak kabul edin. Ne anlatacaklarımızla sınırlıdır İmam Ebu Hanife, ne de sadece bunlarla sınırlandırıp ötesinin arkasında olmama gibi bir duruma düşmemelidir. Biz eğer gerçekten İmam Ebu Hanife'yi anlayabilmek istiyorsak, biraz daha detaylı anlamamız lazım. Bunu söyleyeyim ki söylediklerimizin yetersiz olduğunu işin başında bir kere söylemiş olalım. Peki öyleyse gelin şöyle hızlıca bir o imamlar asrının bir imamını anlamaya çalışalım. İmam Ebu Hanife'yi İmam Azam yapan, onu gerçekten imamlar içerisinde ayrıcalıklı kılan en temel özelliklerin de ne olduğunu hayat defterinden kendi dünyamıza taşıyacağımız izler ışığında anlamaya çalışalım. Dedik ya, Hicri 80'de doğuyor. Nerede? Kufe'de. Kufe İslam şehirlerinden bir şehirdir. İslam şehridir. Yani Hazreti Ömer tarafından onun emriyle Sad bin Ebi Vakkas'ın eliyle kurulmuş bir İslam şehridir. Müslümanların tarihiyle birlikte bu şehir ortaya çıkıyor. Yoksa onun öncesinde Kufe diye bir şehir yok. İmam Ebu Hanife ya da asıl ismiyle Numan bin Sabit, onun dedesi Zuta, Afganistan'ın Kabil şehrinden Fars kökenli bir zat. Ve bu zat Hazreti Ömer'in zamanında İslam'la tanışıyor. Hazreti Ömer'in gönderdiği İslam orduları o bölgedeki seferleri yaptığı zaman Zuta'da bölgede sayılan, sevilen bir aile büyüğüdür. Bir kabile reisidir hatta. O da Hazreti Ömer'in gönderdiği o askerlerin vesilesiyle İslam'la tanışıyor. Hatta esir olarak alınıyor. Bir müddet sonra esirlikten kurtularak İslam ailesinin bir mensubu oluyor. Hazreti Ömer'den sonra, Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali döneminde İmam Ebu Hanife'nin dedesi o bölgede saygın bir kimliğe, saygın bir yere sahip oluyor. O günlerde Hazreti Ali ile görüştüğüne dair kaynaklarımız bize bir bilgi verirler. Hatta Zuta oğlu Sabit ile birlikte Hazreti Ali'nin yanında yer alır. Hazreti Ali dönemindeki o dalgalı günlerde de yeri Hazreti Ali'nin yanı olarak mücadelesini onun yanında verir. Hazreti Ali Zuta'dan çok memnun olduğu için ona ve nesline de bir dua eder. Allah senin neslinden hayırlı nesiller çıkarsın, ilim adamları çıkarsın diye bir dua eder. Bizim bazı kitaplarımız Ebu Hanife'nin ilimdeki bu noktasını
Hazreti Ali'nin yaptığı o duaya bağlarlar. Yani Hazreti Ali'nin o duasının adeta kabulüdür İmam Ebu Hanife. Oradaki o münasebet daha sonra o ailede Ehl-i Beyt'e karşı bir muhabbete dönüşür. Biliyorsunuz Emeviler döneminde de İmam Ebu Hanife en fazla Ehl-i Beyt'e muhabbet duyduğu için o günün devleti tarafından çok kez baskı altında, işkenceler altında inleyecektir. İmam Ebu Hanife böyle bir coğrafyada ve böyle bir zeminde gözlerini dünyaya açıyor. Asıl adın Numan'dır. Babasının adı Sabit söyledim. Peki Ebu Hanife ney? Onun ne Hanife isimli bir kızı var, ne Hanife isimli bir oğlu var. Ona bu künyenin verilmesinin sebebi olarak birkaç şey söylenir yine kaynaklarımızda. Bir tanesi şudur. Dinde isabet kaydettiği için her kaydettiği isabet de Hanif dine uyduğu için ona dindeki o isabetinden dolayı böyle bir künye verilmiş diyorlar. Bir başka rivayet, bu da mümkündür, şimdi söyleyeceğim de mümkündür. Hanife o bölgede Hokka'nın ismidir. İmam Ebu Hanife de sürekli ilimle uğraştığı için ilmin babası anlamında, Hokka'nın babası anlamında, kalem erbabı anlamında böyle bir künye verilmiştir. Dolayısıyla eğer Hanifliğe nispet etsek de ona uyar, Hokka'ya nispet etsek de ona uyar. İşte İmam Ebu Hanife böyle bir ismi, böyle bir künyesiyle birlikte o bölgede yetişir, o bölgede büyür, o bölgede de söz söyler. Ancak o bölgenin bir özelliği var dostlar. Onu söylemem lazım ki bugünkü o coğrafyayı da anlamamız açısından bize bir bilgi olsun. Hazreti Ömer ilk kez orayı kurduktan sonra oraya vali olarak atadığı Sad bin Ebi Vakkas'tır. Ama o bölgenin halkı bir türlü valilerle araları düzelmez. Sad gibi aşere-i mübeşşereden olan, cennetle müjdelenmiş 10 büyük sahabiden biri olan, Efendimizin mübarek ellerinde yetişen ilk nesilden biri olan o zata dahi tahammül göstermez Kufe halkı. Şikayet üstüne şikayet gönderirler Halife Ömer'e. Halife Ömer en sonda Sad'ı görevden almak zorunda kalır. Sad'ı alınca onun yerine yine sahabeden büyüklerden bir zat olan Ammar bin Yasir'i atar. Ammar bin Yasir de gelir Kufe'ye, bir dönem valilik yapar. Kufeliler onu da hazmetmezler. Onunla da geçinmezler. Bu sefer onun için de şikayet üzerine şikayet mektubu yazarlar. Halife Ömer onu da almak zorunda kalır. Onu da alırken bir şey söyler. Siz ne biçim halksınız? Şiddetli olanı gönderiyorum, ondan memnun olmuyorsunuz. Halim Selim birini gönderiyorum, ondan memnun olmuyorsunuz. Demek ki siz adam olmayacaksınız. Halife Ömer'in o coğrafya için söylediği söz bu. Hatta orada öyle bir sıkıntıya uğruyor ki Hazreti Ömer, şöyle bir şey de söylüyor, bir beddua mıdır artık neyse, Allah'ım diyor, hiçbir yöneticiyi onlardan, onları ise hiçbir yöneticiden memnun etme. Madem onlar benim gönderdiğim valilerden böyle rahatsız oluyorlar, artık ne kadar rahatsız olmuşsa Hazreti Ömer böyle bir şey söylüyor. Ve İslam tarihi boyunca bakın, bugünlerde bile öyledir. O coğrafyada bir türlü selamet olmuyor. Bir türlü halk ile yönetenler arasında bir bağ oluşmuyor. O coğrafyaya has bir şey. Hazreti Hüseyin döneminde, ondan önce Hazreti Ali ile olan münasebetlerinde Kufelilerin ne yaptıklarını şöyle bir hatırladığınız zaman aslında o coğrafyanın özelliklerine ait birçok şey zihinlerimizde belirlenmiş olur. Böyle bir problemli şehirde İmam Ebu Hanife doğuyor. Bunu niçin söylüyorum? Nasıl bir yerde mücadele verdiğini anlayalım diye. Medine gibi selim bir düşüncenin olduğu bir yerde değil. Onlarca sorunun, onlarca meselenin, onlarca problemin olduğu bir yerde
İmam Ebu Hanife söz söylemeye başlıyor ve o sorunların üstesinden geliyor. Bu çok önemli bir şey. İmam Ebu Hanife'nin nasıl bir yerde mücadele verdiğini anladığımız zaman o mücadelenin büyüklüğünü daha iyi anlamış oluruz. Kendisi tüccar bir aileden geliyor. Babası Sabit, bölgenin tanınmış ticaret erbabından bir tanesidir. Babasının bugünkü lisanla konuşsak ithalat ihracat düzeyinde kumaş ticareti var. İmam Ebu Hanife de gözünü böyle bir ticarethanede açıyor zaten. Çocukluktan beri ticaretin içerisinde, bir taraftan babası onun daha çocukken ilmi anlamda tekamülünü sağlamaya çalışırken o bir taraftan da ticaretini devam ettirir. Hiçbir zaman ticaretten elini çekmez. Ve bu ticari kabiliyeti biraz daha onun ilimden ziyade meylinin ticarete doğru olmasını sağlar. Çünkü ticarette başarılı olanlar orada biraz daha kendilerini derinleştirmek isterler. Ve İmam Ebu Hanife'nin de gençlik dönemindeki arzusu budur. Hiçbir zaman ben alim olayım, müştehit olayım diye bir hedefi olmamıştır. İyi bir tüccar olayım hedefi olmuştur. Böyle geçerken günleri, Kur'an'ı hıfzetmiştir. Bazı devrin büyük alimlerinden kıraat ilmini almıştır. Mesela bizim en meşhur kıraat alimlerimizden biri olan İmam Asım'dan daha çocukken o kıraat ilmini tamamlamıştır. Ama bunu yaparken de ticaretine devam etmektedir. Böyle giderken günler, bir gün İmam Şabi onu görür. Bu dediğimiz günler yaklaşık 15-16 yaşlarıdır İmam Ebu Hanife'nin. İmam Şabi ile karşılaştığı zaman, bir dönem İmam Şabi'nin yanında da ders okuduğu için İmam Şabi ondaki ilmi dirayeti keşfetmiştir. Orada bir şey söylüyor İmam Ebu Hanife'ye. Diyor ki ey Numan, bak Allah sana çok güzel bir zeka, çok güzel bir dirayet vermiş. Eğer sen bunu ticarette sadece harcarsan bundan gereğince istifade edemezsin. Eğer beni dinlersen sen ticarette değil ilimde derinleş. Bu sözler İmam Ebu Hanife'nin hayatını değiştirecektir. O güne kadar tamamen ticarete endekslenen hayatı bir anda başka bir kanala dönecek ama yine de ticareti bırakmayacak. Hayatının sonuna kadar ticaretini devam ettirecek ama yoğunlaşmasını bu sefer ilim üzerinde yoğunlaştıracak. Bir taraftan da ortakları vasıtasıyla ticaretini devam ettirecek. Neden ticaretini devam ettirdiğine dair birkaç şey söyleyeceğim. Çünkü o özellikle İmam Ebu Hanife'nin kendisine temel ilke edindiği bazı sebeplerden dolayıydı. İmam ilmin, alimin ele ayağına ayağa düşmemesi için, kimseye el açmaması için, her daim veren el olması için, ilmin şeref ve izzetini muhafaza edebilmek için tüccarlığı son nefesine kadar devam ettirmiştir. Çünkü imamlarımızdan öğrendiğimiz bir hakikat var ki, ilmin sürekli olabilmesi için bir talebe ya da bir alim bir iyi bir hafızaya ihtiyaç duyar. İki, ilmi kabiliyete ihtiyaç duyar. Üç, o ilmi sunabilecek bir hitabete ihtiyaç duyar. Dört, ilimle amil olmaya ihtiyaç duyar. Beş, kimseden el açmadan her daim kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir servetin sahibi olmaya ihtiyaç duyar. Bu aslında tasnif İmam Şafii'nin tasnifidir. Ancak İmam Ebu Hanife de bunu kendisine ilke edinerek ben alim olarak kimselere el açmamalıyım, hatta ben vermeliyim mantığıyla hayatının sonuna kadar ilimle ticareti beraberce götürmüştür. Böyle yapmakla da hiçbir zaman devrin yöneticilerine, valilerine el açmamıştır. Hatta daha da ötesini söyleyeyim, kendi çağdaşı olan nice alimi
zillete düşmekten o kurtarmıştır. Kendi kardeşleri, kendiyle aynı ders halkasında olan bazı talebe arkadaşlarına da hep destek olmuştur bu konuda. Mesela onunla beraber yaşayan, ileriki bir zamanda da bazı görüş ayrılıklarına düşüp de birbirleriyle neredeyse kavgalı bir hale gelen hadis alimlerinden İbrahim İbni Uhayha, bir gün 4000 dirhemlik bir borcundan dolayı devrin yönetimi tarafından hapise atılır. Kendisine muhalif olmasına rağmen İmam Ebu Hanife el altından o borcu ödettirerek o zatı hapisten kurtarır. Sadece kendisine değil, bakın, ilmin şeref ve izzetini muhafaza için bunu da yapar İmam Ebu Hanife. Yani onun ticaretle uğraşmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. Talebelerine verir. Mesela İmam Ebu Yusuf onun en meşhur talebelerinden bir tanesidir. Diğerlerini belki birazdan biraz detaylandırabiliriz. Ama biz Hanefi mezhebi dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk üç isimden bir tanesidir İmam Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf'u bile çocukluktan beri o noktaya taşıyan hocası İmam Ebu Hanife'dir. Kazanmıştır. Kazandığıyla da hem talebelerine hem devrin alimlerine en üst düzeyde istifadesini sunmuştur. İmam Ebu Hanife, İmam Şabi'nin o sözü gereği ilme yönelince, dedim ya Kufe fırtınalı bir coğrafyadır. İşe nereden başladı? İşe kelamdan başladı. Çünkü o gün o coğrafyada en fazla revaç bulan ilim kelam ilmiydi. İtikada ait, akaide ait, iman hakikatlerine ait bazı meseleler tartışılıyordu. İmam Ebu Hanife de çocukluktan beri o ilmin üzerinde yoğunlaştı. Ve bugün gerçekten o sahada bize vermiş olduğu eserleri, talebelerinin üzerinden bize nakletmiş olduğu rivayetleri, kelam sahasında da hiç başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak kadar bize bu manada önemli miraslar bırakmıştır. Ancak yıllar geçince İmam Ebu Hanife kelamdan fıkha doğru biraz daha yönelmiştir. Bu yönelişin sebebini de kendisi anlatır yine. Yine biz talebelerinin üzerinden o bilgileri okuyoruz. Mesela kelamda iyi bir noktaya geldiği günlerin birinde hanımın biri gelir, talakla ilgili bir şey sorar. Gündelik bir meseledir, bir alimin bilmesi gereken bir şeydir. Bir anda İmam Ebu Hanife bilmez onu. Bilmediği gibi de onu o devrin en meşhur hocalarından biri olan, daha sonra onun yanında talebe olacak Hammad bin Ebi Süleyman'a gönderir. Ancak hanımı Hammad'a gönderirken şöyle bir şey söyler. Git ona bu meseleni anlat, cevabını alınca cevabını gel bana da söyle. Çünkü İmam Ebu Hanife de Hammad'ın nasıl cevap verdiğini merak etmiştir. Hanım gider, cevabı alır, gelir söyler. Cevap İmam Ebu Hanife'ye duyurulunca şöyle bir karar alır. Biz tamam şimdiye kadar kelamla uğraştık ama hayat hep kelamla değildir. Hele hele o günlerdeki Kufe'nin cidal üzerine kurduğu ve birçoğunun da ameli bir değeri olmayan, ameli anlamda bir faydası olmayan o meselelerle ben uğraşacağıma, hayatıma lazım olacak, hayatımı yönlendirecek, benim hem dünyamı hem ahiretimi ilgilendirecek meselelere yoğunlaşmalıyım diyerek fıkha yönelir ve fıkıhta belli bir seviye kazanmak için de Hammad'ın yanında talebe olmaya başlar. Ve İmam Ebu Hanife'nin fıkıh sahasındaki en güzel günleri, ilim namına en iyi basamaklarını Hammad bin Ebi Süleyman'ın yanında alır. Bir rivayete göre 28 sene, bir rivayete göre 18 sene. 18 sene daha isabetlidir o tarihi bilgileri dikkate aldığımız zaman. 18 sene bilafasıla Hammad'ın yanında talebedir. Geceli gündüzlü ondan ilim tahsil eder.
o süreç içerisinde bazen hammat hac maksadıyla, bazen başka bir işten dolayı Kufe'den çıkıp başka bir yerlere gittiği zaman talebe arkadaşları hemen gözleri Ebu Hanife'yi arar. Hocanın yerine o hoca olsun diye. Ama o kendisine bir ilke edinmiştir. Hocası hayatta olduğu müddetçe asla hocasının minderine oturmayacaktır. Hocası hayatta olduğu müddetçe de asla fetva vermeyecektir. Asla dini bir mesele hakkında konuşmayacaktır. Hocası hayatta olduğu müddetçe o talebedir. Bu da İmam Ebu Hanife'nin ahlakına ait, ilmi edebine ait bize öğrettiği bir hakikattir. Hocası ondan çok memnun olacak ve gerçekten kendi talebelerini hammas sayınca hep onu en üst seviyede sayacak. İmam Ebu Hanife de onu çok sevecek. İmam Ebu Hanife'nin bir tek oğlu olmuştur zaten. Ona da hocasının ismini vermiş, Hammad diye isimlendirilmiş. O oğlundan iki tane daha torunu olacaktır. Onlar da alim olacaklar dedeleri gibi. Ve İmam Ebu Hanife'nin fetvalarını torunlarının ve talebelerinin üzerinden biz bugün kitaplarımızda okuyacağız. İşte Ebu Hanife dediğimiz zaman onun ilim çizgisindeki bu çizgiyi, bu kanalı iyi bilmemiz lazım. Yani Hammad'dan öğrendiği o bilgileri çok iyi bilmemiz lazım. Peki Hammad demek ne demek? O çizgiyi öğrenmemiz lazım dedim ya. Aslında o çizgi Hazreti Ali'nin çizgisidir. Abdullah İbni Mesud'un çizgisidir. İlim intikalinde Hammad o silsileyi takip ederek gelmiştir. İmam Ebu Hanife de ondan alarak ilmi kendinden sonraki nesillere yine aynı çizginin takipçisi olduğunu söylemiştir. İmam Ebu Hanife'nin fikri anlamda ya da fıkhının temelini anlayabilmemiz için bu noktada bir hakikate dikkat çekmemiz lazım. Bugün İslam fıkhı dediğimiz ve gerçekten de başka hiçbir medeniyette olmayan en temel özellikleri bünyesinde barındıran fıkıh medeniyetimizin temelleri dört büyük sahabinin üzerinden yürür. Bu demek değildir ki diğer sahabilerin fıkıh sahasında söz söylemedikleri anlamına gelmez. Hayır. Ama özellikle İslam fıkhı bugün birçok mezhebe de önderlik yapan, rehberlik yapan, ilham kaynağı olan, hatta temelde fikri anlamda beslendikleri dört sahabidir. Kim bunlar? Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas. Nerede Hazreti Ayşe? Hazreti Ayşe'yi söylemedim. Ama biz biliyoruz ki fetva noktasında Hazreti Ayşe'nin de inanılmaz bir fetvası var. 2210 tane hadis rivayet eder ki rivayet ettikleri hadislerin yarısından fazlası dinin özünü oluşturur. Fıkıh dediğimizde budur. Ama Hazreti Ayşe'nin fetvalarının bir miktarı Hazreti Ömer'dedir, bir miktarı Hazreti Ali'dedir, bir miktarı İbni Mesud'dadır. Onun için özellikle biz İslam fıkhı dediğimiz zaman bu dört ismi saymamız lazım. Bu dört ismin fıkıh usulleri de farklıdır. Mesela Hazreti Ömer'in fıkhı maslahata dayanır. Ne demek maslahata dayanır? Şartlar, imkanlar, eldeki mevcut şeyler, veriler ve o günkü şartların zorlamasıyla Hazreti Ömer kendisi maslahaten bazı adımları atabilirdi. Ne gibi? Örnek vereyim ki iyice anlaşılsın. Mesela müellefe-i kulüpten biz pay veririz değil mi zekattan? Zekatın verileceği 8 sınıftan bir tanesidir. Nedir bu? Müslüman olmamış ama Müslüman olmaya meyillidir. Allah der ki Tevbe suresinde onlara da verin zekattan pay ki belki gönülleri ısınır İslam'a, Müslüman olurlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayet gereği müellefe-i kuluba zekattan pay verdi. Hazreti Ebu Bekir ondan sonra hilafete geçince verdi.
Hazreti Ömer geldi, bir müddet verdi, bir aradan bir müddet geçince vermedi. Hatta zekattan pay almak için gelenlere sinirlendi. Sizin ne biçim kalbiniz var ki peygamber verdi ısınmadı, Ebu Bekir verdi ısınmadı, ben verdim ısınmıyor, vermiyorum dedi. Vermedi. Orada yaptığı bir iştihattı, bir fıkıhtı. Haşa Hazreti Ömer Allah'ın emrine karşı gelmedi. Ya ne yaptı? Allah'ın emrine aslında, onun maksadına, onun hikmetine binaen bir adım attı. Mesela yaptığı uygulamalardan bir tanesi, atlardan zekat aldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde yoktu böyle bir şey. Ebu Bekir döneminde de yoktu. Onun döneminde bir de baktı ki Hazreti Ömer, insanlar at ticaretinin üzerinden para kazanıyorlar. Topladı onları, dedi ki siz eskiden bir at sahibiydiniz, binmek için kullanıyordunuz. Ama şimdi ticaretini yapıyorsunuz. Ticaretini yaptığınız için ben bunun zekatını alırım dedi. Bu maslahat fıkhıydı işte. Ömer'in fıkhının temelini bu oluşturuyordu. Hazreti Ali'nin fıkhı istinbat fıkhıydı. Hakikate dayanırdı. Olayın perde arkasını da düşünürdü. Maksadı, manayı daha da derinlemesine incelerdi Hazreti Ali. Kılı kırk yarardı tabiri caizse. Bazen maslahatı da dikkate almazdı. Neymiş şartlar, neymiş şu bu derdi. Hakikat hakikattir, her daim de hakikate uygun davranılmalıdır deyip hiçbir şeyi gözetmeden adım atılırdı. İşte bu istinbat fıkhıydı ve bu fıkhın en baş mimarı da Hazreti Ali'ydi. İbni Mesud'un fıkhı tahrice dayanırdı. Mevcut bütün görüşleri değerlendirir, onlardan en kuvvetli olanı alırdı İbni Mesud. Onun fıkhının temelini de bu oluştururdu. İbn Abbas'ın fıkhı ise Kur'an'a dayanırdı. Onun için asıl olan Kur'an'dı. Zaten İbn Abbas'ın lakabı neydi? Tercümanul Kur'an'dı. O gerçekten Kur'an'ı ashab içerisinde çok iyi bilenlerden bir tanesiydi. Hatta en iyi bilendir diyeceğim de mübalağa olmasın diye demiyorum. Hadi diyeyim. Gerçekten öyleydi. Bakın şunu söylüyordu kendisi bir gün. Hazreti Ali onu haricilere gönderdiği zaman ne demişti? Onlarla Kur'an üzerinden mücadele etme. Sünnet üzerinden mücadele et. Çünkü Kur'an üzerinden mücadele edersen onlar Kur'an'ı eğer büker, kendi lehlerine çevirir, seni mahkum edebilirler. Uygulamayı esas al. Peygamber şöyle yaptı de, o uygulamanın üzerinden onları ikna et. Bu sözü deyince Hazreti Ali, İbni Abbas orada şunu söyleyecek. Diyecek ki, ey emir el müminin, biz ehli beyt, hangi ayet yok ki Kur'an'da, onun kimin hakkında, ne için, ne zaman, ne anlamla indiğini bilmeyelim. Kur'an'daki her ayeti biliyor o. Kimin hakkında inmiş, niçin inmiş, ne zaman inmiş, bunu İbni Abbas'tan daha iyi bilen yok. Ama Hazreti Ali orada hakikat fıkhı ya, bir hakikati ifade ediyor. Sen ayet dersen eğip bükecekler ama uygulamadan bahset. Ne yaptı İbni Abbas? Hazreti Ali'nin dediğini yaptı. Vardı haricilerin yanına. Dedi siz ne diyorsunuz? Hüküm Allah'ındır diyoruz. Ali hakemi kabul ederek şirke düşmüştür haşa dediler. Ne dedi biliyor musunuz İbn Abbas? Hazreti Ali ona o bilgiyi verdi ya. Dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de Süheyl İbni Amr'la anlaşma yaptı mı? Yaptı. Süheyl İbni Amr o anlaşmanın hakemi miydi? Hakemiydi. Anlaşmada da şöyle şöyle maddeler var mıydı? Vardı. Peki haşa peygamber hata mı etti? Durdular. O ana kadar haricileri hiçbir şekilde ikna edemiyordular. İbni Abbas'ın bu sözleri üzerinden bir miktar onların içerisinden ayrıldı. Ama yine de taassup, cehalet ne yazık ki haricileri o zihniyetten kurtarmadı. İşte İslam tarihinin
Bu dört tane ana damarı, bir daha söyleyeyim bunu, maslahata dayanan Hazreti Ömer fıkhı, hakikate dayanan istinbat fıkhı yani Hazreti Ali fıkhı, tahrice dayanan İbni Mesud fıkhı, Kur'an'a dayanan İbni Abbas fıkhı. Bu dört tane ana damar İslam dünyasındaki fikirlerin de dayanakları olmuştur. Peki asıl oraya geleceğim, bu kadar sözü uzatmamın anlamı oydu. İmam Ebu Hanife'nin dayandığı hangi damar? İmam Ebu Hanife'nin dayandığı damar bu dört damardır. Onun için İmam-ı Azam'dır işte. Niçin İmam-ı Azam? Siz buradan alın. Parçalamadı o. Hiçbir zaman bu olsun, diğerleri olmasın da demedi. O da kendi döneminde yeri geldi mi maslahata, yeri geldi mi hakikate, yeri geldi mi tahrice, yeri geldi mi istinbata, yeri geldi mi, onun her zaman yeri gelir zaten, Kur'an'a dayanarak bir fıkıh geliştirdi. Ancak burada da bir şey yaptı. Çok önemli bir şey. Bakın, belki bugünün dünyasına da bize miras olabilecek bir şey. Dedi ki İmam Ebu Hanife, İslam hakkında konuşmak tek adamın işi değildir. Olmamalıdır. Olur ki bir insan bir mesele hakkında bir fikir söyler, isabet de edebilir, hata da edebilir. Hata etme ihtimali her zaman daha fazladır. Peki ne yapalım? Bir ilmi şura heyeti oluşturalım. Ve bütün meselelerimizi bir şahıs değil, ilmi bir şura heyetine tevdi ederek onlarda çözmeye çalışın. Ve kendisi gerçekten fetva verecek düzeye geldiği zaman bile, herkes onun fikrine, onun görüşüne, onun içtihadına yöneldiği zaman bile İmam Ebu Hanife tek başına fetva vermekten imtina etti. Bir şura heyeti kurdu, ilmi bir meclis. O ilmi meclis içerisinde ilim üretti, sorunları oradan çözdü. Onun o ilmi meclis içerisinde tam 36 tane alim vardı. Bakın nasıl oluşturmuş, nasıl insanlara takdim etmiş, nasıl bizlere miras bırakmış. O 36 tane alimden 28'i kadılık yapacak kadar ilim sahibiydi. Böyle. Her birisi bir müçtehit aslında. Zaten kendinden sonra da her birisi neredeyse bir noktaya gelecek ve o noktada ilmin temsiliyeti adına inanılmaz derecede şeyler verecek. 28 tanesi kadı verecek, kadı olacak kadar ilmin sahibi, 6 tanesi ise müçtehitlerden oluşuyor. 6 tanesi İmam Ebu Hanife hayattayken bile içtihat makamında olanlar, olan insanlardı. Ne yaptı peki bu 36 kişilik insanla, 36 kişilik ilmi heyetle? Meseleler çözdü. O günün meseleleri her taraftan geliyor. Geliyor İmam Ebu Hanife'ye intikal ediyor mesele. İmam Ebu Hanife o şura heyetinde meseleyi tartışıyor. Tartıştıktan sonra meselenin fetvasını veriyor. Öyle bir noktaya geldi ki dostlar, bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Artık çözülmemiş mesele kalmadı. Bütün meseleleri çözdüler. Ne yaptılar biliyor musunuz? Geleceğin meselelerini konuşmaya başladılar. 83 bin fetva. İnanılmaz bir şey. 83 bin fetva şu anda biz o ilmi heyetin oluşturduğu fetvaları okuyoruz. Mesela bazen bazı meseleler duyuyoruz şuradan buradan, televizyondan, gazeteden, şuradan buradan. Yeni gibi geliyor bize değil mi? Birkaç tane söylesem, he bunları biz daha yeni duymuştuk diyeceksiniz. Mesela ana dilde ibadet. Türkçe namaz kılınır mı? Tartışılmadı mı bu topraklarda? Tartışıldı.
İmam Ebu Hanife bunu tartışmış mı? Tartışmış. Bunu tartışmış ve bunu bir çözüme bağlamış. Kadınların cenaze namazına katılması tartışıldı mı bu topraklarda? Tartışıldı. İmam Ebu Hanife bu meseleyi tartışmış. Ha artık siz söyleyin, ben söyleyeyim. Her yeni mesele bile, bizim için yeni olan meseleler bile o gün için tartışılmış ve bir karara bağlanmış. Ancak burada yine bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Kendisi neydi? Tüccardı. Ticaretin içerisinde olduğu için öyle ticari fetvalar vermiştir ki bugün biz İmam Ebu Hanife'nin verdiği fetvalarının üzerinden sigorta meselesini, kasko meselesini, efendime söyleyeyim bankalardan kredi meselesini, faizsiz bankacılığı ya da faizli bankacılığı, borsa senetlerini ve daha nice meseleyi onun verdiği fetvalara kıyasen şu anda çözüme kavuşturabiliyoruz, biliyor musunuz? Aslında bizim meselelerimizi çözmüş. Böyle olmasa İmam-ı Azam olur mu zaten? Ona biz İmam-ı Azam diyoruz. En büyük imam diyoruz. En büyük imam gerçekten dünün meselelerini çözdüğü gibi bugünün meselelerini de çözmeliydi ve çözdü. O günün şartları çerçevesinde bu meselelere ait çok önemli şeyler söyledi, bize miras olarak bıraktı. Şimdi bize düşen nedir? O günün meselelerinden ilham alarak, o günün meselelerini doğru anlayarak, bugüne kıyas ederek bugünün meselelerini de doğru yere oturtturmaktır. İmam Ebu Hanife'nin yaptığı buydu. Şimdi birçok mesele var ama birkaç cümle de talebeleri için söyleyeyim. Mesela onun yetiştirdiği en önemli talebeler, bir tanesi işte İmam Ebu Yusuf'tur. İmam Ebu Yusuf ne kadar büyüktür? Şöyle söyleyeyim, daha iyi anlaşılacak. Bugün Hanefilik dediğimiz mezhep aslında İmam Ebu Yusuf'un mezhebidir. İmam Ebu Hanife birçok şeyleri söyledi, gitti. O işi mezhep olarak ortaya koyan İmam Ebu Yusuf'tur. Ve öyle bir ilmi seviyesi vardı ki İmam Ebu Yusuf'un, kendisi mutlak müçtehit olarak kabul edilmiştir. Onun da hocasıyla arasında bazı farklar var. Mesela İmam Ebu Hanife hayatı boyunca, biraz belki değineceğim şimdi yine, devletin hiçbir müessesesiyle bir bağı olmamıştır. Ne valileriyle ne halifeleriyle. Onlara karşı çok soğuktur, çok mesafelidir. Ama İmam Ebu Yusuf Abbasiler döneminde, Harun Reşit döneminde devletin kadısı oldu. Hatta en baş kadı oldu. Yani onun üstünde başka kimse yoktu. Onun Kitabul Haracı devletin resmi kitabı oldu. İmam Ebu Yusuf bunu kabul ederken de hocasının ona bıraktığı mirasların ve bu konudaki hassasiyetinin farkındaydı. Ona rağmen niye bunu yaptı? Kendisine sorulduğu zaman şunu söylüyordu. Eğer ben yapmasam başkalarının elinde bu iş daha perişan bir duruma düşecek. Ben istiyorum ki bunu muhafaza edeyim. Yoksa çok da heveslisi değilim. Bu ona ait bir şeydi. İmam Ebu Hanife kabul etmedi ama o etti. Bilmemiz gereken bir şey var ki İmam Ebu Yusuf onun en önemli talebelerinden biri olarak Hanefilik mezhebinin görüşlerini disipline olması, diğer nesillere aktarılması konusunda çok önemli bir yeri vardı. İkinci talebesi İmam Muhammed Eşşeybani, imamın ikinci müçtehit talebesidir. Birincisi İmam Ebu Yusuf'tu, o da ikincisiydi. O da bir dönem Basra kadılığı yapmıştır. Bakın o da yine Ebu Hanife'nin o mirasına biraz farklı bir şekilde yaklaşmıştır. Hanefilik mezhebinin özellikle yazıya dökülmesinde İmam Muhammed'in inanılmaz derecede bir çabası olmuştur. İmam Ebu Hanife'nin bu talebesi İmam Muhammed aynen hocası gibi biraz ticaretle meşgul birisiydi.
Bir gün talebeleri ondan şöyle bir talepte bulunmuşlardı. Ey imam, bize bir zühd kitabı yazsanız da biz ara ara o kitabı okusak da zühdümüz, takvamız, ahlakımız güzelleşse olmaz mı dediklerinde İmam Muhammed kabul etmişti. Tamam, size bir zühd kitabı yazacağım demişti. Bir müddet sonra talebelerine bir kitap uzatmıştı. Kitap ticaret hukukuydu. Talebeleri dediler ki ey imam, biz senden zühd istedik, sen bize ticaret hukuku yazdın. Orada tarihi bir söz söylüyor İmam Muhammed. İmam Ebu Hanife'yi nasıl doğru anladığının işaretidir bu. Evladım, zühd insanlardan tecrit edilerek dağın başında olmaz. Zühd çarşıda pazarda belli olur. İşte budur. İmamları imam yapan budur işte. Niye hayranız bu insanlara? Niye bunlara büyükler diyoruz? Niye izse bunların izleri takip edilmeli gerekir diyoruz? İşte buradan anlayın. İmam Muhammed de böyledir. Ya İmam Züfer, o da meşhur bir hadis alimidir. Hadisçiliğiyle meşhurdur. Gerçekten o 36 kişilik şura heyetinde hadis dendiği zaman İmam Züfer akla gelir. O hadis otoritesi sayılır. Çok genç yaşta vefat eder İmam Züfer. Hicri 158'de vefat eder. Hemen imamın arkasından 8 sene sonra bu dünyadan gider. Onun için geriye eser bırakmamıştır. Ancak yaşadığı süre zarfında hadis konusunda isminden söz ettirmiştir. Bir diğer talebesi Hasan bin Ziyad'dır. O da meşhur talebelerindendir. O da bir dönem Kufe'de kadılık yapmıştır. Ama kadılık yaparken de gerçekten bu manada inanılmaz düzeyde ortaya güzel ameller, güzel duruşlar koymuştur. Saat yok burada, ben konuşup gidiyorum. Artık bitene kadar. İmam Ebu Hanife'nin iki tane temel yönünden bahsederek sözlerimi kapatacağım. Biz bugün menakıb kitaplarında genelde imamın ibadet yönünü okuruz. Biraz da birileri kusuruma bakmasın ama mübalağa denilecek bazı seviyelerde onun ibadete olan düşkünlüğüne ait çok uç şeyler söylenir. Ha bunlar tamamen yalan mıdır, tamamen mübalağa mıdır? Haşa, öyle bir şey demiyoruz ama onun ibadete düşkünlüğü elbette ki çok önemlidir. Ancak bu konuda çok çok farklı rivayetler söylenir ki o rivayetler değildir aslında İmam Ebu Hanife. Bildiğimiz bir hakikat var ki ibadetlerine inanılmaz derecede düşkündü. Ama İmam Ebu Hanife dediğiniz zaman onun siyasetini, onun siyasi hayatını da anlamamız lazım. Çünkü İmam Ebu Hanife nübüvvetin bir siyaseti olduğuna iman etmişti. Ve o siyasetin ona yakışır bir kametle, bir duruşla temsil edilmesi gerektiğini de hayatıyla gerçekten göstermişti. Onun hayatı zor bir hayat. Düşünün, Emevilerde yaşıyor. Hem de Emevilerin en karanlık zaman diliminde 13 yılda Abbasiler döneminde yaşıyor. Abbasiler gelince Emevilerin arkasından İmam Ebu Hanife iyi, Ehli Beyt'ten olanlar geldi, şimdi rahat edeceğiz demiştir bir müddet. Sonra bakmıştır ki hiç de öyle değil. Öyle olmadığı zaman onların Ehli Beyt'ten olması, onların Abbas'ın soyundan gelmeleri, onların peygamberin amcasının soyundan gelmeleri imam için hiç önemli değildi. Asıl olan neydi onun için? Nübüvvetin yatağının ona yakışır bir biçimde aynı kanalın içerisinde devam etmekti. Eğer o devam ederse imam itaat edecekti. Ama ondan en ufak bir sapma olsaydı imamın sessiz kalması mümkün değildi. Sessiz de kalmamıştır. Mesela biz Emeviler döneminde onu zindanda görüyoruz. Kırbaç altında görüyoruz. Günlerce hapishanede görüyoruz. Niçin? Böyle bir alim, böyle bir deha, 83 bin fetvadan bahsediyoruz. 36 kişilik bir şura heyetinden bahsediyoruz.
İlimden bahsediyoruz, alimden bahsediyoruz. Ne istiyor yöneticiler? İstedikleri belli. Ya saray mollası olacaksın, bizim dediklerimize eyvallah edeceksin, ya da sana yaşam hakkı vermeyiz. İşte orada İmam Ebu Hanife'de maslahat yoktur. Ben ölürüm ama sizin dediklerinizi tasdik etmem. Neler teklif etmişlerdir neler biliyor musunuz? Defaatle Emevi halifeleri, Emevi sultanları, defaatle Abbasi sultanları devrin kadısı olması yönünde onlarca kez abartmasız teklifte bulunmuşlardır. Her seferinde imamın söylediği cevap hayırdır. Hayır. Hatta öyle ki değil bana kadılık, şu vasıt mescidinin kapılarını say deseniz siz o emri verdiniz diye ben saymam demiştir. Çok basit bir şey, onu bile isteseniz benden ben onu bile yapmayacağım demiştir. Neden peki? Çünkü imam çok iyi biliyor. Orada birileri bu işe dur demeli. Birileri bu işe itiraz etmeli. O gün için devletin o kamçısının altında inleyen halkın, sindirilen halkın bir şekilde o sindirmeden kurtulmaları için birilerinin itiraz etmesi lazım. Kim yapacak onu? En başta söylediğim cümleyi hatırlayın bu derste. Ne dedim? Onlar bizim muallimlerimiz. Muallimler yapacak ki arkalarından gelen talebeler de ona uygun işler yapsın. İşte İmam Ebu Hanife onu yapacaktı. Ve Emeviler döneminde hiçbir zaman onların zulümlerini tasdik edecek, onları memnun edecek bir fetva vermeyecekti. Ve Emeviler döneminde, bakın burası çok mühim bir noktadır, her zaman yeri Ehl-i Beyt'in yanında olacaktır. Her zaman. O günlerde Ehl-i Beyt'in yanında olmak, Ali'nin ve neslinin faydasına ve menfaatine, onların lehine bir şeyler söylemek, insanın dilini kopartıyor, gözünü çıkartıyordu. İmam Ebu Hanife buna rağmen Ehl-i Beyt'in yanındaydı. Sadece sözle değil, fiili olarak da. Mesela o gün için kıyam eden imamlar, Ali'nin soyundan gelen Ali'nin çocuklarına defaatle maddi yardımda bulunmuştur. Ben gelemedim, hiç değilse şu parayı alın, şu zalimlere karşı bu parayla mücadele verin diye tarafının neresi olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur. Ve Emeviler döneminde olduğu sürece hep böyledir. Peki burada aklımıza bir soru gelebilir. Benim de aklıma gelir, sizin de aklınıza gelir. Niye imam kıyam etmedi? Kendisi de kıyam etseydi, kendisi de geçseydi halkın önüne, o zalim devlete karşı baş kaldırsaydı. Aslında imam defaatle kıyam etmeyi düşündü ama yine en başa göndereceğim sizi. Nerede yaşıyordu? Kufe'de. Güvenmiyordu Kufelilere. Güvenmiyordu. Eğer güvenseydi var ya bir dakika durmazdı. Biz sözlerinden anlıyoruz onu. Bunları varsayım üzerinde konuşmuyoruz. Eğer güvenseydi Kufelilere bir dakika durmazdı. O bir yönüyle Kufelilere bu itimatsızlığından dolayı yapmadı. Yine onun sözlerinin üzerinde bir gün çok çok sıkılmıştır İmam Ebu Hanife. Keşke demiştir yanımda sahiplerine vermek için bırakılmış şu emanetler olmasaydı, ben bu zalimlere karşı duruşumu bir sergileseydim. Bir de onu engelleyen buydu. Yani bir Kufe'nin itimatsızlığı, Kufe halkının o sadakatsizliği, bir de yanında bulunan o emanetler. İşte İmam Ebu Hanife'nin o günler için fiili anlamda bir kıyama katılmamasının sebeplerinden bir tanesi de buydu. Dedim ya dostlar, sonra Abbasiler döneminde 13 yıl boyunca da orada mücadele verdi. Ama aynı şey devam etti.
İmam Ebu Hanife zannetti ki Abbasiler gelince biraz işler rayına girecek. Çünkü onlar da bir yönüyle Ehl-i Beyt'ten gelen insanlardan oluşuyordu. Hazreti Abbas'ın soyundan geliyorlardı. Ama bir müddet sonra baktı ki Allah bir zalimi başka bir zalimin eliyle temizlemiş. Öyle olunca 13 yıl boyunca imam yine aynı sıkıntıları çekti. Aynı. Defaatle zindanda, kırbaç altında, defaatle devletin o baskısı altında inleyip durdu. Kendisine Abbasiler döneminde de birkaç kez valilik teklif edildi, affedersiniz kadılık teklif edildi. Birkaç kez kendisinden bazı fetvalar istendi. Hiçbir zaman ne fetva verdi ne de onları memnun edecek bir şey söyledi. Hatta ve hatta verilen hediyeleri bile geri gönderdi. Mesela Cafer-i Mansur ona bir gün çok böyle büyük bir miktarda hediye göndermişti. İmam Ebu Hanife o hediyeleri geri gönderdi getiren elçilerle ve ona dedi ki git Cafer'e söyle babasının malını vermiyor bana. Eğer babasının malını verse zaten almam, o da helal değil. Bunu da demiştir. Onun o duruşu, o kameti inanılmaz derecede ilmin izzetini, şerefini, haysiyetini muhafaza etme noktasında bize örneklik eder. Onlarca şey anlatılır bu konuda ama ben fazlaca uzatmayacağım, artık burada bırakacağım. İşte o 13 yıl Abbasiler döneminde de o mücadeleyi verir. Yeni zindandan kurtulmuştur. Artık biraz rahat edeceği bir anda da Rahman'a kavuşacaktır. Vefat ederken ne diyecek biliyor musunuz? İmam Azam'ı İmam-ı Azam yapan bir cümle söyleyerek bitireyim. Beni gasp edilmemiş topraklara gömün. Aslında Abbasilerin devlet zihniyetinin nerede durduğunu bize öğretecek. Ve imama yakışacak bir sözle gidecek. Beni gasp edilmemiş topraklara gömün. Ve şimdi o kendi doğduğu topraklarda bıraktığı o mirasla duruyor. Ama nasıl duruyor? Binlerce insan, bakın birçoğumuz bile şu anda burada onun mezhebini taklit ediyoruz. Onun içtihatlarıyla amel etmeye çalışıyoruz. Onun bize miras bıraktığı o hakikatleri anlamaya çalışıyoruz. Ve bizim dünyamıza ait de söylediği sözlerden ilham alarak dünyamızı inşa etmeye çalışıyoruz. Ne diyelim? Allah yollarından ayırmasın. Rabbim inşallah her daim o büyüklerin yolundan yürüsün. Allah ona da rahmet eylesin. Rahmetini daim etsin üzerinde. İnşallah onun da memnun olacağı güzel güzel alimler, güzel güzel onun mezhebini, onun fikirlerini üreten talebeler, muallimler içimizden çıkarsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة